Merhaba sevgili vizyon izleyicileri, bu programımızda konumuz sağlık olacak ama hep konuştuğumuz konudaki sağlık gibi değil, biraz sağlığın nasıl yönetildiğini konuşacağız. Biliyorsunuz Türkiye'de sağlık çok konuşuluyor, şiddet tarafı konuşuluyor, başarılı tarafı konuşuluyor. Bakalım sağlıkta yönetimde neler yapılabilir, biraz da bunları konuşacağız. Hasret Kartal konuğumuz, merhaba diyelim programımıza başlayalım. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi sağlığı hep konuşuyoruz biz ama yönetim tarafını çok konuşmuyoruz. Sizinle onu konuşacağız ama ondan önce bir kariyer geçmişi dinlemek isteriz sizden. Öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Ee, Marmara Sağlık Yönetimi mezunuyum. Ee, yine Marmara Üniversitesi'nde Sağlık Yönetimi Yüksek Lisansı yaptım. İş güvenliği uzmanlığı, insan kaynakları yönetimi ve işletme bitirdim açık öğretim fakültelerinden. E, yaptığım işle alakalı olarak bazı sertifikalar almam gerekti. İSA 9001 baş denetçiliği, pedagojik formasyon, Sağlık Bakanlığı'nın bünyesinde yer alan TÜSKA tarafından verilen akreditasyon denetçiliği sertifikaları gibi sertifikalarım var. 2011 yılından beri sağlık sektöründe özel hastanelerde çalışıyorum. E, sağlıkta e, kariyer yönetimi yolculuğum bu şekilde açıkçası ilerledi. Şu anda da özel bir sağlık kuruluşunda kalite ve grup müdürü olarak görev yapıyorum. Peki, biraz açalım orayı. Ee, neler yapar ee, o departman? Ne gibi katkıları olur? Onları konuşalım. Tabii. Kalite departmanının e, işleyişini aslında e, beş farklı boyutta ele alacak olursak en başta doküman yönetimi e, diyebilirim. Hastane içerisinde kullanılan her tür e, evraksal düzenlemeleri kalite departmanı yürütüyor, hazırlıyor. E, i̇lgili bölüm çalışanlarıyla birlikte tabii ki görev tanımları, kullanılan matbu ya da sistemsel formların tamamı, dokümanların, işleyiş prosedürlerinin tamamı kalite departmanı onayıyla yürürlüğe giriliyor, dağıtım alanlarına ulaştırılıyor. E, bunun dışında denetim yönetimi diyebilirim ki benim en çok sevdiğim ve en çok azaldığım e, tarafı bizim işimizin operasyon tarafı yani iç ve dış değerlendirmelere hazırlığı, koordinasyonu ya da ilgili birimlere rehberlik edilmesi yine bizim departmanımızın sorumlulukları altında. Raporlama veri analizi diyebilirim. Bakanlığın ve hastane yönetiminin belirlemiş olduğu bazı veriler var. Bu verilerin takip edilmesi, ilgili birimlerle analizlerinin yapılıp e, bunların raporlanması yine bizim departmanımızın görevleri arasında arasında. E, bir diğer e, kriter de bizim için e, aslında eğitimler en önemli ayağı belki de e, hem kendi alanımızla ilgili hem de ilgili rehberler kılavuzlarla alakalı e, sahanın bilgilendirilmesi, eğitilmesi toplantıların düzenlenmesi, bu toplantıların e, kayıt altına alınıp alınan aksiyonların takip edilmesi yine bizim departmanımızın sorumlulukları altında. E, olay bildirimlerimiz var. E, yine güvenlik raporlama sistemine hastanelerde en başta e, önce zarar verme diye başlar e, hizmet e, gerçekten öyle hasta güvenliği ve çalışan güvenliği alanında hastanelerde meydana gelebilecek Gelmiş ya da gelebilecek daha doğrusu olayların e, takip edilmesi, izlenmesi, geldiyse eğer böyle bir olay gerçekleştiyse daha doğrusu e, bu olayın olmaması için alınabilecek tedbirlerin ilgili birimlerle e, karşılıklı çalışılması, görüşülmesi ve iyileştirilmesi, bundan sonraki süreçlerde önlenebilmesi için aksiyonların takibini yapıyoruz bizler. Bu şekilde özetleyebilirim aslında. Biraz vallahi özet hali buysa bayağı yorucu <laughs> bir mesleğiniz var. Çokça daha fazla aslında <laughs> belki de söyleyemediğim <laughs> çokça şey var. Evet. Peki neden bu işi seçtiniz Esek? Neden bu işi seçtim? Aslında ben e, dinamik ve hareketli biriyim. İletişimi de inanılmaz seviyorum. E, i̇nsanlarla bir şeyleri paylaşmayı, onlardan öğrenmeyi, bildiklerimi aktarabilmeyi, e, onlarla beraber çalışmayı seviyorum. Masa başında duran bir işim olsaydı mutsuz olurdum bence ben. E, o yüzden e, kalite departmanı bence hastanelerde Tüm birimlerle aynı anda iş yapabilen, e, onlara e, ulusal ve uluslararası standart Standartlardaki e, süreçlerle alakalı rehberlik e, yapabilen bir departman olduğunu düşünüyorum. O yüzden de e, bu işi seçtiğimi yani doğru işte olduğumu düşünüyorum. Peki. Şimdi her işimizde mutlaka güçlü yönlerimizi kullanırız. Nelerdir sizinkiler? Ee, şöyle, e, bence ben çok çalışkan biriyim. E, o yüzden belki de meslektaşlarımdan biraz daha farklı olarak e, daha hızlı yol aldığımı düşünüyorum. E, başarıya odaklıyım. E, başarısızlıktan hem e, imtina ediyorum, hiç sevmediğim için de etrafımda beni başarısız yapabilecek şeylerden de olabildiğince kaçıyorum. E, bunları sayabiliriz aslında. Peki şimdi biraz hasta tarafından baktığımızda hem çalışan tarafından ne gibi zorlukları var? Sağlık karmaşık bir yapı. Hastanelerde inanılmaz matriks yönetilen yapılar. Her pozisyondan, her tür eğitim seviyesinden ya da tecrübe sahibi olan birçok insanla iş yapıyorsunuz. Sağlıklı olan bireylerin, mutlu bireylerin başvurduğu bir yer diyemem açıkçası hastaneler için. Belki doğum hastalarımız dışında tabii ki. Bunun dışında sağlığını kaybetmiş hastalar ve hasta yakınlarıyla ile iletişim kurmanın güçlüklerini belki çalışan tarafında söyleyebilirim. Yani ufak bir e, aksamada gerginliğe dönüşebilecek süreçleri yönetmek durumunda kalabiliyoruz bizler. Bu yüzden sabırlı e, olmak gerekiyor. E, empati yapabilmek gerekiyor. E, hasta tarafında e, hemen e, aldığımız randevu saatinde randevunun gerçekleşmesini bekliyoruz. Ya da e, istenilen herhangi bir tetkikin hemen o anda o gün o o anın şartlarında yapılabilmesini bekliyoruz. Bazen bunlar gerçekleşemeyebiliyor. E, bu da bizi demoralize edebiliyor. Sağlığını kaybetmiş ...ya da sağlığını kaybetmek üzere olan... E, ...ya da teşhis konulacak bir hastanın... E, ...psikolojisini... E, ...anlayabilmek de bazen... E, ...sahadaki arkadaşlarımız için... ...özellikle e, operasyonu yoran... E, ...ve demorize eden... ...durumlara sebebiyet verebiliyor. İletişim kazaları yaşanılabiliyor. Ama e, inanılmaz... E, ...iş tatmini anlamında... E, ...insanı motive eden... E, ...bir sektördeyiz bence. E, insana hizmet ediyoruz. Bu karmaşık yapıda... E, Bizler, biz çalışanlar tarafından söyleyecek olursam en çok yorulduğumuz nokta her farklı düzeydeki eğitim seviyesindeki insanlarla aynı ahengi yakalayıp aynı uyum içerisinde aynı vizyon için hizmet vermeye çalışıyorsunuz. İşte biriniz 80 kilometre hızla giderken kurumun vizyonu 120 kilometrede olmakken biriniz 150-160'da gidiyorsunuz. Aslında yöneticilerin de görevi o hızı belli seviyelere çekip ortak bir yerde buluştu. O yüzden bazen zorlandığımız yerler tabii ki oluyor ama keyifli bir iş yapıyoruz. Öyle düşünüyorum. Insana hizmet olduğu için topluma hizmet olarak nitelendiriyorum. Ben sağlık sektöründe yapılan işi zorlukların bunlar diye söyleyebilirim. Peki. Kimler bu mesleği yapmalı? Kimlere tavsiye edersiniz? Ne gibi özellikleri olmalı bu mesleği seçenlere? Şöyle son zamanlarda birçok şey duyuyoruz sağlık sektöründe camiasında yaşanılmaması gereken nitelikte hepimizi üzen şeyler bunlar. Bence önce merhametli olmak gerekiyor. Hangi işi yaparsanız yapın bu çatı altında istekli olmak gerekiyor. Kendinizden verdiğiniz zamanlar oluyor, dün verdiğiniz zamanlar oluyor, mesainizden, ailenizden. Vakit çaldığınız zamanlar olabiliyor. Pandemi gibi büyük bir sıkıntı atlattı e, tüm dünyada oldu gerçi bu ama sağlık çalışanları kadar emek veren başka bir e, sektör olmadı bu dönemde tutunduğumuz yer oraydı. O yüzden biraz fedakar, biraz empati yapabilen, merhametli e, ve bence duyarlı e, kişiler bu işi yap, yapabilirler diye düşünüyorum. Bence de kesinlikle. Peki hedefleriniz? Hazır vizyondayken vizyonunuzu da soralım size. Nelerdir ileriye dönük? Şöyle e, ben sağlık sektöründe, sağlık camiasında, hastanecilikte e, liderlik vasıflarıyla e, örnek gösterilen bir e, yönetici olmayı hedefliyorum. Bunun için de çaba gösteriyorum. E, i̇lk üniversiteye başladığım ilk yıl çalışmaya başladım. Mezun olmayı beklemedim açıkçası bunu yapabilmek için. E, hala daha da onun için çaba gösteriyorum. E, Vizyonum bu diyebilirim size. Daha harika. Peki son olarak var mı eklemek istediğiniz izleyenlere söylemek istediğiniz bir şey? Aslında izleyenlerden çok meslektaşlarım için söylemek istediğim birkaç bir şey var. Demin bahsettiğim gibi önce insan olmak yani insani duyguları ön planda çıkarabilmek gerekiyor bu işi yapabilmek için ama mezun olmayı beklemeden bir an önce aksiyon almak gerekiyor kendimizi yetiştirmemiz gerekiyor çok fazla yetişmiş insan gücüne ihtiyaç var sağlıkta umuyorum herkes hayallerini gerçekleştirebileceği kadar yorulur. Ee, her şekilde de emeğin karşılığı oluyor. İnşallah da güzel sonuçlar alabilecekleri işler yaparlar diyorum. Çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için tekrar. Biz teşekkür ederiz. ayaklarınızı sağlık. Buraya kadar yorduk sizi ama sağlık önemli bir konu. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Kariyerinizde de başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili vizyon izleyicileri gerçekten sağlık hem çok riskli bir alan sektör. Onun içinde de yetkinliklerinizin çok gelişmiş olması lazım orada yöneticilik yapabilmeniz için. Bakın ne kadar çok aslında kıstastan söz etmiş olduk. Kendinize iyi bakın. Hangi sektörde olursak olalım da başarı olsun yolumuz. Görüşmek üzere.